Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün F tuşunun çalışıp çalışmamasına. Şimdi arkadaşlar, bazı çoğu veya az bilmiyorum çoğu herkes hani bu F tuşu nasıl çalışır, nasıl çalışır gibisinden yalan yanlış video çekip YouTube atmış. Bazısı demiş şu klavyeye buraya gel, şunu şuraya çek, şunu şöyle yap, bunu böyle. Arkadaşlar bunlara hiç girmenize gerek yok. Şimdi önce bir oyunumuza girelim. Daha sonra size nasıl yapacağınızı ve nasıl yapmanız gerektiğini hızlı bir şekilde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle yapmanız gereken tek şey şu anda bilgisayarınızda yüklü olan emülatörü kesin ve 90 FPS yapmanın da aynı zamanda bu videoda arkadaşlar ayrıntılarını göstereceğim size. Çok basit bir şekilde 90 FPS'i de çıkarabiliyorsunuz emülatörünüzü, fakat yani ben 90 FPS orada yani yazsa da 90 FPS oynandığını şayet inanmıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir eğlence parkına girelim sizler. Şimdi bilgisayarınızın arkadaşlar eski emülatörünüzü kesinlikle sildiğinize emin olun. Denetim masasına girin abi. Program ekte kaldıdan. Buradan GameLoop'u silin gitsin abi. Gördüğünüz üzere FGH. Çoğu kişide şu toplama, araca binme olayı. Ben F'ye basarak, G'ye Tamam diyelim. basarak gördüğünüz üzere çok rahat bir şekilde topluyorum. Ve oyuna girince de bug'a girmiyor. Onu da göstereceğim. Oyuna da gireceğim sizin için. Araçlara giriyorum. Ben tuşları bilerek ekranda şu anda aktifleştirdim ki görün. Aşağıdaki caps lock ve ne diye sorarsanız onu da sizlere söyleyeceğim birazdan. Ulan arabalar nerede? Ne yapıyoruz oğlum araba? Alo. Şöyle kenara çekelim, kimse almasın bunu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere bakın FG oraya da geliyor. G'ye de basıyorum, F'ye de basıyorum. İnip çok rahat bir şekilde bug'a girmeden inip çıkabiliyorum. Ondan sonra arkadaşınızı kaldırmak için gene F'ye tuş çalışmıyor. Paraşütten atlarken bug'a girmiyor filan. Şimdi arkadaşlar şöyle bir lobiye dönelim. Lobiye döndük abi. Normal bir de oyuna girelim. Orada da bug'a giriyor mu siz de görün. Beraber yani siz o, ben bunları anlatırken siz oyunuzu yani emülatörünüzü silin abi. Caps Lock'la direkt önüme sur atabiliyorum buzda arkadaşlar, veya ateşte önünüze direkt o dönen şey var ya, ateş veya kalkan oluşturuyorsunuz Caps Lock'la. Neyle de silahınıza güç veriyor ya bu. Onu atadım. Görüyorsunuz zaten. Şu anda ekranınızda sizin de. Arkadaşlar bir oyunumuz başlasın. Biz bir aracın yanına gidelim. Bakalım bug'a girecek mi? Bug'a girmiyor arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle çok rahat bir şekilde oyununuzu sürdürebiliyorsunuz. Yani yapmanız gereken tek bir şey bilgisayarınızda yüklü olan abi. Yüklü olan emülatörünüzü şuradan, evet, buzu seçelim abi. Laptop'a bakıyorum, yetersiz gördüğünüz üzere beceri kullanamazsınız diyor, yetersiz kristal diyor. Mesela F2 atamıyorsunuz, diyorsunuz ki buraya ne gelmiş abi, rünün, evet, rün kristaline ihtiyacım var. Onun için de arkadaşlar F11'e basın, klavyenizi getirin. Normalde şunu yapmanız yeterli oluyor, şu F3 az bir şey aşağı çekin. Şunu da az bir şey aşağıya çekerseniz şu şekilde yaparsanız yeterli oluyor, ama ben uğraşmak istemedim. Direkt F2'yi buraya getirdim abi. Daha sonra ekranımı kenara çekeyim. Kaydet dedim, çıktım. Şu Caps Lock ve N tuşunu da atamayı bilmeyen varsa onu da göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradaki güce ben şöyle tıklamışım. Caps Lock demişim ama atadığım için yapmayacağım. Çıktık abi şu an. Oyunumuz başladı. F2'yi bu şekilde atabiliyorum. F2'yi direkt oraya attığım için. Ve malzeme işaretlemek istediğiniz zaman arkadaşlar, neredeyiz abi? Direkt bir yere atlayalım. Polyana'ya düş abi. Polyana'daki hemen garajdan arabamızı alalım. Uzayalım abi biz. Bakalım silah loot yapalım. Bug'a girecek mi? Hem aynı zamanda bug'a girip girmediğinizi size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle yani F'ye bastım bak. Paraşütü kendim açtım şu anda. Normalde o açmıyordu. 3 kişi geliyor. Çok güzel. Beni de öldürmeyin lan. Şişt. Öldürürler mi beni? Neyse biz şu garaja doğru ilerleyelim. Oradaki evleri lootlarız en azından. Bakın işaret. F2'ye bastım, direkt işaret attım. Lootları da aynı şey biliyorsunuz. Mobilden oynayanlar varsa mobilden de işaret atabilir. Mesela şuraya gidelim. Gördünüz mü? F2 ile direkt işaret attım. Aynı zamanda F2'ye bastım. Bakın F, gördünüz mü? F ve G'ye çalışıyor abi. Hiçbir şekilde bug'a girmiyor abi. Vereceğim emülatörü. Oğlum adam var lan. Vurma lan beni. Uzun lafın kısası arkadaşlar, size dediğim gibi açıklama kısmındaki emülatörü indiriyorsunuz arkadaşlar, bilgisayarınızdaki emülatörü siliyorsunuz, daha sonra açıklama kısmına koydum emülatörü yükleyerek
Bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Fakat ve şair arkadaşlar. Yani demiratörünüz şu an bak kesinlikle hala bug'a girmedi arkadaşlar. Hala F'ye basarak yerden tutuluyorum. Mesela neye atalım? Nazar atalım. F'ye bastım aldım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Kapıyı kapatıp açalım abi. Evet abi. Bug'a girmiyor. Açıklama kısmı evet. Söyleyemedim abi. Açıklama kısmına koyduğum linkten abi oyunu yüklüyorsunuz. Bu kadar basit. Daha sonra oyunu kurarken şu olaya dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten arkadaşlar bunun bug'lı olmasının sebebi de ne biliyor musunuz arkadaşlar? F11'e bastınız abi. Pardon. F11'e bastınız abi. Şu tuş atamaya tıkladığınız zaman şurada 720p var. Smart 720p var. Smart 1080p var. Smart 2K var. Arkadaşlar burada siz görüntünüzü değiştirdiğiniz zaman ve şayet ekranda oynama ve büyüme veya küçülme olduğu için F tuşu kayıyor arkadaşlar. F tuşu normalde şurada sabit bir şekilde duruyor ama çoğu yere atandığı için yıldızlı arkadaşlar. Bundan dolayı. Hani ekranınızın boyutuyla oynadığınız zaman F tuşu kayıyor. Fakat vereceğim emülatörde linkte arkadaşlar. Böyle bir sıkıntınız olmayacak. Smart 180p'ye ayarlayın. Sorunsuz bir şekilde. Bunu otomatik olarak zaten kurarken o otomatik olarak kendisi ayarlayacak arkadaşlar. Açıklama kısmına koyduğum linkten indirin abi emülatörü. Kurun bilgisayarınıza. Sıkıntısız ve sorunsuz bir şekilde oyununuza bakın. Arkadaşlar şimdi bak aynı maçtayım. Pollyanna bölgesinden çıkıyorum arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz üzere F tuşum hala bug'a girmedi ve araca inip binebiliyorum. F1'i gene açtım. Bakın FG G çalışıyor. Kornama basıyor. N nitroya yakın olduğu için N'ye bastığı zaman nitro shift. Bakın arkadaşlar. Bazı arkadaşlar ne yapmış? Direkt burada araçtan çıkışı şuraya kaydığı için bunu getirip burada F'nin üzerine falan getirmek işte. Bin bin tuşları falan. O tarz şeylere hiç gerek yok arkadaşlar. Motor değiştiriyorum. Aracıma biniyorum. Bak oyunda geçen süreyi göremiyoruz ama aynı maçtayım. Pollyanna bölgesine atladım. Oyunum hala devam ediyor. Bir airdrop alalım orada. Gidelim alalım. Yani hala oyunum devam ediyor. Bekledim ki zaman geçsin oyunda. Bug'a girecek mi? Loot yaptım, dolaştım falan. Hala oyunum bug'a girmedi. Bakın. Shift'im çalışıyor. N ile Nitro'ya da basabilirim. Üstelik bakın. Demiştim ya ben size hani özel güçlerime Caps Lock atlamıştım. Bunlardan bahsediyorum arkadaşlar. Mouse'la tıklamak yerine Caps Lock'a direkt basıyorum. Yani birebir fight'tasınız değil mi? Adam karşınızda kulübelerin orada. Yani direkt Caps Lock'a basılı tutarak şu şekilde koşuyorum. Önüme hemen atıyorum arkadaşlar. Örnek veriyorum. Yani bu tarz şeyleri yapabiliyorsunuz. Direkt buradan hemen mouse'la M'ye basıp haritayı açmak yerine N'ye basıp silahınızın gücünü etkinleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bunları da atayarak arkadaşlar, tuş atayarak. Bakın hala oyunun bug'a girmedi. Neyse arkadaşlar, açıklama kısmında verdiğim emülatörü bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Kurarken hiçbir şeye karışmıyorsunuz zaten. Direkt eski emülatörü sildiyseniz şayet dediğim gibi bu emülatörü vereceğim linkteki emülatörü kuruyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız tek gereken eski emülatörünüzü silmek, vereceğim emülatörü kurmak, 1080p smart veya 720p smartları kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Adam var. Şehirde ilk atladıkları 3 kişi vardı. Hala o adamlar yalnız. Hala şehirdeler, loot yapıyorlar ve beni hala bulamadım. Hala beni arıyorlar şehirde galiba, bilmiyorum. Bulamadı garipleri. Bunların çıkışını bekleyeceğim burada. Drop oraya düşmüş. Drop'u görüyorum. Biraz önce dumanı çıkıyordu. Lootlar da bayağı iyidir büyük ihtimalle. Beni görüyor olabilirler burada olduğumu.
Fakat beni şehire falan durdu da zannedebilirler. Evet, 90 FPS yapmaya geçelim arkadaşlar şimdi isterseniz. Şimdi bakın şimdi. Ben bahsediyorum size arkadaşlar. Özel güçlerini kullanamıyor. Mouse'u tıklamak zorunda. Arkadaşlarını kaldırmaya gidemiyor. Yani arkadaşlarını öldürmesine izin vermeyeceğim. Beni orada zannediyor bu arada. Levye'ye tuş atadığınız zaman çok rahat bir şekilde adamlara vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani mouse'a tıklamaktansa DP'li arkadaş biraz dol galiba. Diğer arkadaşlar da doldu zaten büyük ihtimalle. Oyunun başında atken 3 arkadaş vardı şehri hatırlıyorsanız şayet. Onları ben bekledim uzun süre, dedim hani biraz zaman geçsin. Oyun bug'a girecek mi? Dolayısıyla o sırada size zaten göstermedim. Oyun kesinlikle bug'a girmedi. Hala yerden FG harflerine basarak arkadaşlar tutumu yapabiliyorum. Yere bunları çok rahat bir şekilde atıp yerden geri toplayabiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şayet. Arabama tekrardan bindim. Diğer arkadaşların butlarına bakalım isterseniz. Ve bu arada arkadaşlar videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın kesinlikle. Videoya like atarak abone olarak bana destek olabilirsiniz. Rica ediyorum, abone olun arkadaşlar. Aboneye çok ihtiyacım var. Yani abone olmak kesinlikle ve kesinlikle sizden bir şey çalmıyor arkadaşlar. Veya sizden hiçbir şey gitmiyor. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yani katıl butonuna tıklayın demiyorum. Veya ücretli bir şekilde bana katıl butonuna tıklayarak para verin demiyorum arkadaşlar. Sadece sizden abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. 90 FPS'e bir türlü geçemedik. Farkındayım ama bunları söylemeyince arkadaşlar kimse abone olmuyor veya kesinlikle like atmıyor arkadaşlar. Evet, olumlu olumsuz geri dönüş yaparsanız yorumlarda Discord'uma gelirsiniz, yardım ederim. Nasıl yapacağınıza dair yapamayan kardeşlerim veya abilerim, ablalarım. Evet arkadaşlar, şimdi 90 FPS'e gelecek olursak tek yapmanız gereken buradan ayarlar kısmına giriyorsunuz. Ayarlar kısmına girdikten sonra bakın şimdi şöyle bir grafikleri göstereyim. Şu an bende 65 FPS, 80 FPS. Onu bir bozalım abi. Şu Efe bir dakika, sek atman. Şimdi mesela HDR yüksek. Şu anda 90 FPS'imiz gitmesi lazım. Bunu lobidekini değiştireceğiz. Bir de bunu ayrı değiştirdiler bak. Şu anda gördüğünüz üzere 28-29. Şimdi aşırıya alıyorum, akıcıya alıyorum. Lobideki FPS'imiz değişecek mi? 60 FPS gösteriyor. Savaştakini de öyle yapalım. Akıcı aşırı yapalım. Şu anda gördüğünüz üzere 60 FPS'e düştük arkadaşlar. Şimdi genele geliyorsunuz arkadaşlar. Genele geldikten sonra şuradan çıkış yap butonuna basıyorsunuz abi. Çıkış yap butonuna bastıktan sonra sağ tarafta tamir, tamire basıyorsunuz abi. Tamire bastıktan sonra varsayılan ayarları uygula diyorsunuz. Sadece bunu işaretliyorsunuz. Tamam diyorsunuz arkadaşlar. Okey diyorsunuz. Tamam. Oyundan size atıyor arkadaşlar. Şimdi tekrardan oyunumuza dönüyoruz dostlarım. Kabul et, şu oyunun bir sesini kısayım. Ne sizin kafanızı ne de benim kafamı. Oyunu açtınız arkadaşlar. Bu sekmeye kadar geldikten sonra burada Facebook'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Kabul et diyorsunuz. Fakat giriş yapmıyorsunuz arkadaşlar. Çarpıya basıp çıkıyorsunuz. Yetki reddediliyor. Okey diyorsunuz. Sağ tarafta şöyle mouse'umda gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çık butonu var. Çık butonuna basıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Oyundan çıkıyorsunuz tekrardan. Sizi gene emülatörünün ana menüsünü aktarıyor. Tekrardan oyuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan oyununuz açılıyor. Oyunun açılmasını bekliyoruz dostlar. Oyun açıldıktan sonra yapmanız gereken sadece birkaç işlem kalacak. Tabii ki de ne? Oyuna girmek. Bu kadar. Oyununuza girin arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 86-90 FPS yazıyor sağ alt köşede. Evet, oyununuza girerek keyifli bir şekilde oyununuzu oynamanız yeterli. 90 FPS yapmak bu kadar. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Rica ediyorum. Sadece yapmanız gereken like atmak ve abone olarak
Ve bildirimleri açarak arkadaşlar bir sonraki videolarımızdan, yararlı videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.